Okay, so let's start. Last time we did sample without repetition in a sampling with replacement. Right, it was this. Let me. And one typical example was this, coincidence of birth dates in a population. Now we have one more topic, actually a couple more topics. The next one is probability of drawing every object of a population in a sampling with replacement. So suppose you have a urn of balls and there are different colors, and you want the following. You take out a ball, record its color, and then put it back, and then you check, you take another one, and so on. And you wonder when you will have all the colors. Okay? So let me describe it mathematically. Let A1 up to AN be a given population. Population. Okay. Suppose a sample of size M larger than the number of population drawn with replacement. The probability that every object A1 up to AN is drawn at least once is equal to the probability that have no, that none of the objects is missing. Değil mi? Yani her birinin bir kere çekilmiş olması hiçbirisinin çekilmemesine denk. For I from 1 up to M, let EI be the event that AI is missing. Then what is this probability? Probability of the intersection I1 I K. This is just n minus k divided by n to the power m, where I1 is less than I2, IK, and it's less than or equal to n. Yani bu ne demek? Bu k taneyi siz çekmiyorsunuz. Dolayısıyla her seferinde n-k taneden bir tanesini çekiyorsunuz.
N-K taneden bir tanesini çekmenin olasılığı N-K bölü M. Çünkü N. Çünkü N tane var. O K tanesini değil de onların dışında bir tane çekmenin olasılığı bu. Bu işlemi de M kere yapıyorsunuz. Her seferinde o N-K'dan bir tane çekecekseniz o zaman olasılıkları çarpıyorsunuz. Dolayısıyla bu olayın probability'si N-K bölü M'nin N'nin M'inci kuvveti. Peki bu anlaşıldı mı? Yani N tane obje var. Siz belirli K tanesini çekmek istemiyorsunuz. Yani işte i birinciyi çekmeyeceksiniz. i ikinci, i k'ıncı. Dolayısıyla geri kalan n eksi k taneden birini çekmenin olasılığı. O da n eksi k bölü n. Çünkü toplamda n tane obje var. Ama bu işlemin n kere de aynı şekilde sonuçlanmasını istiyorsunuz. Yani hiçbirisinde bu i birden ik'ye kadar olan olaylar gerçekleşmesini istiyorsunuz. Pardon, onlar gerçekleşsin istiyorsunuz. Yani o bollar seçilmesin. Onun da olasılığı bu olasılıkların çarpımı olacak. Tamam mı? Okey. 61. Tamam. Peki bu durumda hence P of the union i birden n'e kadar ne olacak? N tane olayın birleşiminin şeyi neydi? Hani bu değil mi? Inclusion exclusion principle'ı. O da şuydu. K birden n'e kadar eksi 1 üzeri k artı 1. Sonra tekrar summation i1 up to ik p of ei1 eik. Yani bu şey union'larını alıyorsunuz. Sonra ikili ara kesitleri çıkartıyorsunuz. Üçlü ara kesitleri ekliyorsunuz. Dörtlüleri çıkartıyorsunuz. Bu şekilde gidiyorsunuz. En fazla tabii en tane olduğu için n'e kadar gideceksiniz. Ama bir şunu hesap ettik. Bu neydi? eksi k n m. Peki bu çeşit yani bunların her birisi şunun her birisi buna eşit. Bunlardan kaç tane var? N tane objeden k tane seçmişsiniz, değil mi? Sıralamasının önemi yok. Dolayısıyla bu da yani bu toplamda n choose n eksi k tane şey var. Terim var. Her bir terimde olasılığı bu. Dolayısıyla bu ikisini çarpıyoruz. Evet. Onu yanlış yazmışım. Şöyle. Choose K olacak bu da. Özür dilerim. Gerçi N choose K ile N choose K, N minus K aynı şey de ama hani o biraz garip. Tamam mı? Peki o zaman şey nedir? Bu nedir? Hiçbir bolun seçilmemesi olasılığı değil mi? Yok. Union'ı bu birinci bolun seçilmeme olasılığı, ikinci bolun seçilmeme olasılığı. Arada veya var. Birinci bolun veya ikinci bolun veya üçüncü bolun yani herhangi birinin seçilmeme olasılığı, toplam olasılığı. O zaman biz ne istiyoruz? Her birisi en az bir kere seçilsin istediğimize göre o zaman bizimki bunun
1 eksi bu olacak. Hence the probability that none of the objects is missing is 1 minus this probability EI. O da işte K eşittir. Ha, anladım. Biri de sıfırıncı terim olarak yazıyoruz. Tamam. Şu bir sayısı şey, bunun sıfırıncı terimi. Dikkat ederseniz burada k eşittir 1'den başlıyor. Burada sıfırdan. K yerine sıfır yazarsanız eksi 1 üzeri sıfır 1. N choose 0, 1. Bu da K yerine 0 yazdınız. N bölü N. O da 1. Dolayısıyla ilk terim bunun 1. Ondan sonra zaten geri kalanı var. Değil mi? Şu olasılık şeye eşit. Yani bu. Birinci objenin veya ikinci objenin veya üçüncü objenin veya işte n'inci objenin hiç seçilmemesi ihtimali. Dolayısıyla da bunun şeyi nedir? Hepsinin en azından bir kere seçilme ihtimali bu. Efendim? Çete. Herhangi bir topun hiç seçilememe olasılığı. Evet. Ona denk geliyor değil mi? Okey. Peki, complement. Şimdi bundan sonrasını hızlıca geçeceğim. Çok fazla şey yapmayacağım. Buna referans vermiş kitapta. Çok fazla üstünde durmamış. Ben de sadece söyleyip geçeceğim. Okay. Let E1 up to En be a finite family of events and let P K be the so we define a probability. The probability that exactly k of the n events occur. Yani n tane event var. Bunlardan tam olarak k tanesinin olma olasılığı. Yine bu işte inclusion exclusion principle olacak. Deminki şeydi, değil mi? Biz şurada hesap ettiğimiz şu. Hepsinin olma olasılığıydı. Değil mi? Hepsinin değil de yok. E1'in veya E2'nin veya E3'ün değil mi? O hepsinin aynı anda değil de. Aha.
Kafa karıştırıcı gerçekten. Bu olasılık şey, yine inclusion exclusion principle'la şimdi K choose K, yani bu bir I1'dan IK'ye kadar P EI1 intersection EIK. Bu nedir? Bu K tane olayın aynı anda olma olasılığı, değil mi? Bütün bunların toplamını alıyoruz. Bütün possible şeyler için. Sonra bundan şunu çıkartıyoruz. K plus 1 choose K I 1 up to I K plus 1 K artı birli intersectionları I 1 I K plus 1 pardon sonra artı K plus 2 choose K I 1 up to I K plus 2 I 1 intersection I K plus 2 up to plus or minus and choose K I 1 I ha, zaten o zaman bir tane olacak. IN şu olacak. E1 EN. Yani gene fikir şey, inclusion exclusion principle'ı, değil mi? Başka bir şey değil. Tam olarak K tane olma olasılığı. Eğer PK şeyse şu denotes the probability that at least k of the events occur. Then, yani yukarıdaki tam olarak K taneydi. Şimdi en azından K tane, yani işte K veya daha yüksek sayıda olma olasılığı. O olasılık da şuna eşit. PK K-1 K-1 IK P EI1 IK minus K K minus 1 I1 yine IK plus 1 P of I1 intersection IK plus 1 bu şekilde gidecek. Bir sonrakinde yazayım. K plus 1 K minus 1
Ve sonunda artı eksi n minus 1 k minus 1 p e1 en. Bu da buna eşit. Bunlar için referans vermiş kitapta. Yani çok bariz değil. En azından bana da çok bariz gelmedi. Yani niye böyle? K'yı bir alırsak yani en azından birinin olma olasılığı, değil mi? Obtain P yerine bir, pardon, K yerine bir yazarsak, o zaman şu çıkacak. Yani K yerine bir yazarsak şimdi o zaman burası 0 0 olacak, değil mi? 0 0 o 1. Tamam. Okey. Evet. Ondan sonra da bunların her birisi teker teker gelecek. Okey. Şimdi şöyle bir şey daha var. Biz... Buna ben 1, 2 mi demiştim? Evet. Şimdi üçüncü bir madde daha var. Onun da iki şıkkı var. A'sı şu. Suppose that the events A1 up to En are such that the probability of the occurrence of any specified k of them k of them is pk k from 1 up to n. Yani rastgele n tanesi değil de şey k tanesi değil de specified, hani belli olanların then by the above formula the probability of the occurrence of at least one of them is
Şimdi ona şöyle diyeyim. Buna row falan diyeyim de row 1 diyeyim. Bu P'ler yukarıdaki P'ler and choose. Yok yok tersine. P1 yukarıdaki P1 and choose 1 P1 yok bu row 1 olacak. And choose 2 row 2. Row biraz kafa karıştırıcı bu şey. Dur bakayım yanlış mı yazıyorum? Yani any specified k of them diyor ama hangileri değil, hangilerinin olduğu önemli değil, öyle mi? Ha, şeyden kastettiği şey şu. Yani bunların probabilitelerini bilsek bile ara kesitlerin probabilitelerini bilmiyoruz. Onlarınkini de biliyorsak hani ikili ara kesitlerin probabilitileri işte yani teklilerinki bir, ikililerinki Rho 2, üçlülerinki Rho 3 ise hangi üç tanesi olduğu önemli değil ama o zaman hani bu formülde işte bu formülde şunların yerine işte PC geliyor. Ya, pardon Rho C geliyor. Roche geliyor. Peki. Efendim? Nasıl? Şimdi P1'de ha şunun yerine şey şurada yapıyoruz. Tamam. Yani çünkü o şeyi bilmiyoruz. Onlar independent hani birisi diğerini belirlemiyor. EI'larınkini bilseniz bile ikili ara kesitleri değil mi? Bunları bilmiyorsunuz. İşte bunlara bir tane olursa buna row 1 diyor. İki tane olursa buna row 2 diyor. Üç tane olursa row 3. Bunlar aynıysa o zaman işte bu P1 şu formülden dolayı şu formülden dolayı yok nerede? Şundan dolayı yani buralara row yazıyor. Değil mi? Okey.
Son bir tane daha var. Onu da yapayım. Böylelikle bu bahsi bitireceğiz. Haftaya da random variable'a başlayacağız. Suppose that an urn contains an objects A1, let's say up to AN. The objects are drawn with replacement we see that No, we say that, sorry. There is a match. If RJ is the jth drawn object, then the probability of probability that there is at least one match in a sample of size n is o da şu olacak. Bunu da size exercise bırakayım niye böyle olduğunu. Burada da şunu söylüyor. Yani diyelim ki n tane top var. Her birinin üzerinde bir numara var. Birden n'ye kadar. Siz çekiyorsunuz. Üzerindeki numarayı kaydediyorsunuz. Geri atıyorsunuz. Sonra bir daha çekiyorsunuz. Şu olasılığı soruyoruz. Match olma olasılığı nedir? Bu da ne demek? Çektiğiniz J'inci defa çektiğiniz topun üzerinde J olma şeyi ihtimali. Yani onu yakalayabilir misiniz? Bu yukarıdakilerden çıkar mı? Çok emin değilim. Neyse bu bahsi burada bitirelim. Okay, let's stop.